Merhaba sevgili kovalar. Selamlar sevgili kovalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Birinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden ben Oğuzhan Ceyhan, Sayın Demet Balcı'nın 2 Mayıs 2. haftanın yorumlarına hoş geldiniz. Evet Demet, neler var kovada? Sevgili kovalar, geçtiğimiz hafta terazi burcunda sizin için güzel etkiler olan bir yeni ay doğmuştu. Bu hafta bu yeni ayın enerjilerini hayatınızda daha fazla görmeye başlayabilirsiniz. Hafta başında Venüs yay burcuna geçiyor. Venüs'ün yay burcuna geçmesi kovaların sosyal hayatını canlandıracak. Yeni arkadaşlıklar, davetler, organizasyonlar, işleriyle ilgili belki iş davetleri. Etraf kalabalıklaşacak. Evet, evet, kalabalıklar var. Etraf kalabalıklaşacak. Bayan arkadaşlar artabilir. Bayan arkadaşlar, sanatçılarla ilişkiler artabilir. Daha böyle sosyal ortamlarda spor yapabilir. Yay burcu daha yay sporda da ATV, motosiklet, motocross. Bunun yanında seyahatler artabilir. Bunun yanında sporla uğraşmayanlar için işte bu dönem itibariyle misafirler gelir gider. Kendi hayallerini gerçekleştirmek için belli şanslarla da karşılaşır. Çünkü bu Venüs'ün yay burcundaki etkisi biraz mücadeleyle kova burcunu çok olumlu bir noktaya getirir. Ben bir kovayım biliyorsun. Evet, evet. Hep kovalara da iltimat geçerim. Evet. Neyse, bir de Merkür kavuşumu Satürn var bu 8 Ekim'de. Ne dersin? Merkür kavuşumu Satürn tamamıyla iş hayatlarını, kariyerlerini veya toplum önündeki kimlikleriyle alakalı ciddi bazı kavramlar ortaya çıktığını gösteriyor. Ciddi toplantı, sanki böyle konuşma, toplantılar, tabii, anlaşmalar ya da yeni girişimler olabilir. Ama bir de biraz ilişkilerde de zaman zaman iş ortamında sıkıntı olabilir. Yani üstlerle, aile büyükleriyle belki gerginlik yaratabilir. İşle ilgili iletişim sorunu diyelim. Hani gerginlik, hani anlaşılamamak gibi. Ciddiyet, ketumluk. Evet. İş hayatında soğukluk. Fakat 10 Ekim'de Venüs kare Neptün biraz tehlikeli. Maddi kayıplar. Evet. Özellikle o sosyal hayat, arkadaşlarla yapılacak organizasyonlarda ben biraz paranın kontrolsüz harcanabileceğini, bence de beklentilerin, arkadaşlar nedeniyle bazı ufak tefek kayıplar da olabileceği. Yani sosyal çevreye çok fazla para harcayabilir. Sosyal çevre harcamış olduğu paradan dolayı da bazı kayıplar olabilir. Bu kayıplar yüzünden de zorlanabilir. 12 Ekim'de de Güneş kare Jüpiter var. Terazi yengeç kasbı üzerinde. Terazi yengeç kasbı üzerinde olduğu zaman 9-6 kasbı üzerinde olabiliyor. Birlikte çalıştığı kişilerin abartılı ve yanlış davranışları olabiliyor. Birlikte çalıştığı insanların aslında onu sömürmesi, onunla ilgili bazı rahat kararlar alması, hep bana Rabbena demesi dediğimiz yapılar olabiliyor. Aslında bu konuları daha detaylı görebilmek için Birinçokul Astroloji Servislerinin günlük yorumlarına seyrederse arkadaşlarımız daha da keyif alırlar. Ne dersin? Tabii ki günlük yorumlarımızda günün gökyüzü konumlarını daha net bir şekilde izleyebilirler. Bence bu kadar, değil mi? Evet. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.